Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Meryem suresi 27. ayet-i kerime. Fe'etet bihi kavmeha tahmilu. Onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler, galu ya Meryemu. Lekad ci'ti şey'en feriyye. Hey Meryem dediler. Gerçekten sen kötü bir iş yaptın. Lekad ci'ti geldin. Şey'en feriyye. Çok sıra dışı kötü bir işle geldin. Ayet 28. Ya uhte Harun. Ey Harun'un kız kardeşi. Ma kâne ebu kimra esev'in. Senin baban kötü bir adam değildi. Ve mâ kânet ummiki bagiyya. Annen de azgın, yolsuz bir kadın değildi. Sen bu işi nasıl yaptın dediler. Birinci cümle aklıma gelen, Hazreti Meryem bu çocuğu doğurdu, doğurmaya. Hadi öncelikle ama benim nasıl çocuğum olur demiş. Bir itiraz anlamında değilse bile bir anlamazlıkla sormuştu. Fakat bu böyle olacak denince yükü yüklendi. Sonra onu doğurmak için de kenar köşe bir yere geçti ve çocuğun dünyaya getirdi. Şimdi kucağında bir çocuk, genç bir hanım. Tanınmadık bir yere gidebilirdi. İşte Kudüs'ün kuzeyine doğru ya da doğusuna doğru ya da güneyine doğru başka bir memlekete, Mısır'a ya da Suriye'ye doğru gidebilir ve orada bir köyde, bir kentte yeni bir hayata başlayabilirdi. Böylesi bir yapı olabilir. Kaçardı halkından. Hani böyle bir durum var, ne yapayım der giderdi. Ama Mevlamız ona kaçacağı bir yük vermedi ki. Ona taşıyacağı önce karnında, sonra kucağında ve bizzat insanlara sunacağı bir işaret taşıyordu, götürüyordu. Yani onu kavmine götürmek durumundaydı. Bize gelen bilgi de böyle. Burasını biraz yorum olarak kabul edin. Yani ayetin anlamı olarak düşünmeyin lütfen. Sadece benim kendim için elde ettiğim böyle hani sembolik bir cümle olarak algılayın. Parantez içi olsun. Ali sözü olarak değerlendirin. Ama Mevlamız bize de yük verdi. Bizi de kullukla şereflendirdi. Peygamberimize kitabı verdi. Ve hiçbir peygamber kendisine kitap verildikten sonra, yani Hira'da yükü yüklendikten sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka taraflara kaçmadı, başka yerlere gitmedi. Allah-u Teala Musa'ya Tur Dağı'nda görev verdiğinde çok zorlandı. Rabbi şrahli sadri dedir. Ya Rabbi benim yüreğim daraldı, beni genişlet dedi. Biliyorsunuz. Ve yürüdü Firavun'a. Bütün ortam olumsuz. Matematik hesapta Firavun Musa'yı ve Harun'u harcar, işini bitirir onlar. İki çoban, kölelerinden iki köle. Hiç bunları adam yerine bile koymaz. Görünüş öyle, durum öyle ama Allah-u Teala'nın istediği bambaşkaydı. Bütün peygamberler bu şekilde yürüdüler. Biz de kendimizde bazen olumsuzluklar hissediyoruz. Ama ben nasıl yaparım? Bu mümkün değil. Olmaz. Daha ben öğrenmedim ki. Daha bende yok ki bir şey. Kime ne söyleyeyim filan gibi insanlar kaçamak işler yapıyorlar. Oysa bir ayakkabı alacağında, bir arkadaşı ayakkabı alacağında o konuda minicik bir bilgisi bile olsa ortamdaki herkes zop ortaya atlıyor. Şurada şöyle, burada böyle diyor. Dünyaya ait bütün konularda çok rahatız. Garip bir durum ki bize ait Allah-u Teala'nın verdiği en büyük şereflerden birisi olan Allah'ın kitabını okuyup öğrendiysem, diyelim ki Kevser suresini, ben bunu anlatmak zorundayım. Bu benim yüküm artık. Bu benim taşıyacağım bir şeref. Bunu söylem haline getireceğim. Bunu kucağımda taşıyacağım. Bunu kalbimde taşıyacağım. Sonra bunu dilimle ifade edeceğim. Ve bu şekilde hayatın içerisinde İslam'ımı ifade etmek durumundayım. Parantezi kapattım. Yani kavmimize dönmemeliyiz, dönmeliyiz. Ayrılmayacağız. İnsanların içine gideceğiz. Ailemizden kaçıyoruz. Çünkü şöyle şöyle hayatlar yaşıyor. Doğru, çok zor. Bulunduğumuz çevreden uzaklaşıyoruz. Çünkü şöyle, evet günahtan, hatadan, yanlıştan sıyrılalım. Ama sıla-i rahim
kökten kopmayalım. Bulunduğum insan toplumundan kopmayacağım. Daha yük yüklenmiş olarak elimdeki vahiy ile, gönlümdeki kelimelerle bizzat oraya doğru yürümem gerekiyor. Onlara doğru ulaşmam gerekiyor. Daha güçlü bir şekilde bunu seslendirmem gerekiyor. Peki kolay mı olacak bu? Hayır. Bakın ne der dediler. İnsafsızca bir yargılama. Yani şefkatle, kızım nerelerdeydin? Üzüldük, bekledik, yoksun, merak ettik. Aa, bu da çocuk. Nasılmış, nereden buldun? Annesi babası yok mu bunun? Filan. Yani daha olumlu, daha olayın yanlışını görmeden, kötülüğünü görmeden, hemen bir iftiraya doğru meyletmeden, hayırlı bir şekilde, yine aklınıza yatmayabilir, yine de zihninize oturmayabilir. Ama karşınızda iffetiyle, güzelliğiyle, bağlılığıyla Allah'a kendini kanıtlamış birisi var. Bu böyle hemen yargılanır mı? Ama Muhammed Aleyhisselam aynı şey yapmadılar mı? Muhammedül Emin idi. 40 yıl tek bir söz bile söyleyemediler hakkında. Zaten yalancının tekiydi diyebildiler mi? Ahlaksız adam, en sonunda yapacağını yaptı diyebildiler mi? Şimdi bunu diyemezler. Tertemiz. Bir güzellik var önlerinde. Hem Meryem hem Muhammed Aleyhisselam, bütün Peygamber Aleyhisselamlar, bütün salih insanlarda bu var. Şimdi buna rağmen onlar ağızlarını bozdular. Zaten küfür zihniyetinin, kafir olmasak bile Allah korusun, küfür zihniyetinin hümeze ve lümeze yapmak temel özelliğidir. Yani insanları elleriyle, dilleriyle eziyet etmek, aşağılamak, hata bulmak, minik bir hata ile onu yargılamak, düşürmek, kötülemek bugün piyasanın işidir. Biliyorsunuz şu anda medyatik ortamlarda herkes farklı bir yapıyı, sağ solu, sol sağı, ön arkaya, arka önü, yukarıdakiler aşağıdakini, aşağıdaki yukarıdakilerini, herkes taraflarına göre birbirlerini bitirmektedir. Herkes birbirini alay etmektedir. Bizden olmayanın her tarafı bozuktur. Böyle bir zihniyetle nasıl da insanlar birbirlerini acımasızca yargılarlar. Çünkü sistem bunu istemektedir. Ya da şirkin konusu budur. Hem insanı hayran ve tapar, hem insanı en çok böyle aşağı atar, insanı ne diyelim tüketir. İnsanlara karşı kıyıcıdır, zorbadır. Uzattım cümleleri. Onlar da böyle yaptılar. Sen dediler kötü bir iş yaptın. Bu kötü. Bu nasıl bir hareket? Bu nasıl bir iş dediler? Nasıl sorumsuzcasın böyle? Sonra daha acımasız ifadeler kullandılar. Yani aklıma gelen mesela Yusuf Aleyhisselam'a kardeşleri, hani Bünyamin'in de yükü içerisinde bir kap bulunup da Bünyamin'in hırsız olma durumu, hırsızlıkla suçlanma durumu ortaya çıkınca demişlerdi ki yaptıysa bunun abisi de yapmıştır. O da aynı iştedir. O da hırsızlık yapmıştı dediler. Her birisinin çok iyi bildiği günlerdi o günler. Abisinin, Yusuf'un öylesi bir günahının olmadığını pek güzel biliyorlardı. Ama yine de oradan vuruyorlar. Burada da şimdi ya uhde Harun, ey Harun'un kız kardeşi. Burada yani Meryem'in bir de erkek kardeşim vardı. O anlamda anlamıyormuşuz. Ya Harun Aleyhisselam, yani Musa Aleyhisselam ve Harun'dan İsrailoğulları aynı zamanda devam etti ya nesiller. Harun hanedanından olduğu söyleniyor. Yani uzak dedesi, bundan dolayı Harun soyu, Musa soyu gibi devam etmiş sanki İsrailoğulları aynı zamanda. Ey Harun'un kız kardeşi denmesi budur diyenler olmuş. Rabbim en iyisini bilir. Benim bilebildiğim bu. Senin baban dediler İmran. Kötü bir adam değildi. Yani aslında hayattayken İmran'a da bir kere iyi adam dememişlerdi. Onu suçlayıp durmuşlar, hakaret edip durmuşlardı. Ama şimdi onun üzerinden, babasının üzerinden ona yine suçlamada bulunuyorlar. Ve annen de azgın değildi. Her şeyi biliyorlar aslında. Dediğim gibi hayattayken anneyi de aşağılamışlar. Kız doğurdu diye rezil kepaze etmişlerdi. Dolayısıyla bunların ayarı yok. Bunların dili korkunç kötü.
Çünkü kalpleri kirli olanın dili de kirli olur. Yüreğinde haset, yüreğinde kibir, yüreğinde bu tür sıkıntı taşıyanların dillerinde de bu kanalizasyon, bu pislik olacaktır. Buradan kendime nasihatim, kalbi temizlemem lazım. Kelimelerim böylece temizlensin. Ağzımızın bozukluğu, yüreğimizin bozukluğudur. Artık hani yumurta tavuk, tavuk yumurta derler ya, dilimin bozuk olması kalbimi de bozuyorsa, ki öyledir, gıybetler kalbi de bozar. Kalbimdeki yamukluklar ama dilimi de perişan ediyorsa, ki öyledir, ikisi üzerinde bir temizlik yapacağım. Eğer dile kelime-i tayyibeyi koyarsak, Allah'ın kelamını ve onun zikrini, kalbe Kur'an inerse, inşallah bu dezenfekte oluş gerçekleşecek, temiz bir hayat oluşacaktır bizde de. Müslümanlara güzel bakalım. İlk görünüşteki bize göre yanlış olan şeyi değerlendirirken hüsnü zan eyleyelim. Elbette batıl toplumlarda suizan daha esastır. Yani insanların yanlışının egemen olduğu yerlerde Müslüman dikkatli olacaktır. Ancak müminleri değerlendirirken insaflı olmak, bunun arkasında neler var bunu bilmek, daha temkinli bir davranıştır. Aceleci olmamak, sabırlı olmak, yargılamamak gerekecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.